Biz Malatya'da üst yapı ve harfiyat işi yapan önde gelen firmalarız. 11 aylık süreç içerisinde Malatya'da TOKİ konutları dediğimiz toplu konut idaresinin yaptığı konutlar ve yıkım işleri haricinde Malatya'da hiçbir iş yapılmamakta bildiğiniz üzere. Biz de bu noktada yapım işleri olmadığı için, harfiyat ve yıkım işleri olduğu için yatırım koordinasyon başkanlığına başvuruda bulunduk. Malatya'nın yıkım işlerini, AFAD aracılığıyla yapılan yıkım işlerini talip olduğumuzu söyledik. Bu yatırım izleme koordinasyon başkanı, şu anki yatırım izleme koordinasyon başkanından bir önceki başkanla görüşme yaptık. Kendisi ismi Mehmet Öz. Kayseriliydi bir önceki yatırım izleme başkanı. Kendilerinin yanına gittiğimizde Malatya'mızda iş olmadığını, sıkıntı olduğunu, sadece yakın işler olduğunu, bu noktada bize yardımcı olmalarını istedik. Yanımızda çalışan personeli işten çıkarmak istemediğimizi, daim ettirmek istediğimizi söyledik. Kendileri de sağ olsun Malatya'ya öncelik verdiğini ve Malatyalı firmaları çalıştırmak istediğini söylemişti. Yani manidar olsun benim vergi levhama bile baktı, tarihine baktı ve dedi ki Malatya firmasısınız, çalışabilirsiniz diye. Biz tabii bu süreçte belli bir zaman yıkım yaptık, çalıştık. Bundan sonraki süreçte ise işler bitti. Yeni iş almak için yatırım izlemeye gittiğimizde yeni bir vali yardımcısının geldiği söylendi. Aynı şekilde vali yardımcısının karşısına çıktık ve iş istedik. Yanımızda çalıştırdığımız işçileri, personeli çıkarmak istemediğimizi, çalışmak istediğimizi söylediğimizde cevap çok manidar oldu bize. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil dedi ve iş vermedi. Biz bu süreci tabii bekledik, değerlendireceğiz dedik. Beklettiler bizi ama iş vermediler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra Elazığ firmaları, yani şu an yatırım izlemenin başındaki kişi Elazığlı. Elazığ firmaları ve Diyarbakır, Bingöl menşeli firmalar bizi aramaya başladı. Yüklü miktarda yıkım işi aldıklarını ve alt taşeron olmamızı istediler. Dışarıdan gelen kişiler burada iş yaparsa tekrar memleketine dönüyor. Buraya yatırım yapmıyor. Bunu önceliğinize alın istiyorum. Gerekli yerlere bildireceğinize inanıyorum. Teşekkür ediyorum.